911, acil durum nedir? 911, Tanrı'ya şükür. Arkadaşım Sandy plajında yüzmeye gitmişti. Ha, tamam hanımefendi. Ve o bir arkadaşınızı en son ne zaman gördünüz? Bilmiyorum, yarım saat önce onu bulamıyorum. Tamam, bir anda tamam kayboldum. Hanımefendi, şimdi sakin olmalısınız. Hemen birini yola çıkarıyorum. Lütfen yardım sakin edin. Olmanızı istiyorum. Kımıldamayın, olduğunuz yerde kalın. James olduğu gibi göçtü. Ruhun onun krallığına taşındı. Diğerleriyle birlikte olacağı yere. Ruhu sonsuzluk için orada olacak. Tanrı kendisi emir çağrısıyla, baş meleğin sesiyle gökten inecek ve Tanrı'nın borazan çağrısıyla ilk önce ölü İsa dirilecek. Daha sonra biz hala hayatta olanlar havada Tanrı'yla buluşmak için bulutların içinde onları yakalamış bir halde bırakılacağız. Ve böylece sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte olacağız. James'in ruhu bu dünyadan göçtü. Ama dünyada hala hatırlanıyor olacak. Daha geçen hafta onunla beraberdim. Kutsal topraklara kendi çağrımızı bekleyeceğiz. Amin. Lanet olsun. Seni uyarmıştım dostum. Filipinli kedicik. Filipinli değildi dostum. Filipinli, Malezyalı. Her neyse. Önemli olan yağmurun içinde iki büklüm olman dostum. Öyle mi? Evet. Dinle. Etrafta pek çok kötü organizma var, tamam mı? E. coli, domuz gribi. Highland Park'tan Tayvan'da bir kızla birlikte olmuştu. Evet evet evet. Kaç yaşındaydı? Hatırlatsana. 12 mi? Öyle görünüyordu. Tıraş olduktan sonra. Çok hoş dostum. Gerçekten biliyorum. Çok hoş. Sen arkadaşım lanet olası hasta bir pisliksin. Öyle mi düşünüyorsun? Oo. Al bakalım. Dışarının ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Erkekler fotoğraflarını internette yayınlayacak ve sen hey bu çok tatlı. Belki onunla çıkabilirim. Hadi bir mohaçino alalım diyeceksin. Evet doğru. Bir adamla buluşuyorsun ve o lanet bir mağara adamı çıkıyor. Ne oldu bilmiyorum. Lisedeyken nasıl o kadar kolay lokma olabildim? Jesse, ciddi misin? Korkunç bir şey olacağına dair kötü bir his var içimde. Gel buraya, böyle söyleme. Her şey yoluna girecek. Yani ilk nişanlım beni aldatıyor ve onu düğünüme çağırmak zorundayım.
Ve şimdi Jimmy. Biliyorum. Biliyorum. Hadi. Görüşürüz. Peki aşk hayatın nasıl gidiyor Courtney? Kusursuz Ryan. Seninki nasıl? Şikayetim yok. Shane'in hala düşmemiş olmasına şaşırdım. It's great to see everybody again. I just wish the situation was a little different. I think it's important that we remember Jimmy and the good times that we had. So with that, I would like to propose a toast. What the fuck is a toast gonna do? Bring him back? You know what? Shut the fuck up, Nathan. Why do you have to be so depressing all the time? Don't you think it's depressing romanticizing a guy that was stupid enough to get himself killed because he was in deep with some drug dealers? Whatever happened to him? Does she have any fucking feelings, Nathan? Such an asshole. Like I was about to say to Jimmy, he was a great friend and the funniest guy I've ever met. No matter how down you were or no matter how down he was always good for a laugh. Yeah. Cheers. Bayan Heller'in çimenlerinin üzerindekinen geyiklerini yeniden yerleştirdiğimiz zaman hatırlıyor musunuz? Noel günü birbirleriyle oynuyor gibi duruyorlardı. Noel sabahı gerçekten bir klasikti. Evet. Ya da havuzu jölelediğimiz zaman. Evet. Ya da kafeteryadaki cupcake'lerin içine yabancı madde koyup bütün okulun kovulduğu zaman hatırlıyor musunuz? Çünkü herkes onların kafayı çektiğini düşünmüştü. Aman tanrım. Donald Buckley'i hatırlıyor musunuz? Aman tanrım. Geliyor. Hadi yürü. Hadi. Merhaba Danız. Sınıf birincisi olduğun için tebrik ederim. Bu hafta sonu hiç futbolcuyla olmadı. Çok komik Danız. Aslında okul gazetesi için bir röportaj yapıyorum ve acaba bizim için birkaç soruyu cevaplar mıydın diye merak ediyordum. Geliyor. Geliyor. Tek atış dostum. Tam oraya tek atış. İşte geldi. Canın cehenneme bak be. İyi de senin borcun bu dostum. Peki ama Jimmy neden Donald Buckley'e karşıydı? Bete çıkma teklif etmişti. Buckley mi? Buna inanamıyorum. Aman tanrım. Yani lisedeki herkes neden Bete çıkma teklif ediyordu hiç anlamıyorum. Teşekkür ederim. Şirin bir kızdı. Tamam ama... O Şirin'den daha öte bir kızdı. Evet. Kadife gibi yumuşak bir dili vardı. Pantolonun dar gelmeye başladığı zamanlarda hep onu düşünürdüm. Bet sizin için hep oradaydı. Bir şey yaptın mı? Bet için bir şeyim vardı. Ha neydin? Ya kızarmaya başladın. Bet Jimmy'nin kız arkadaşıydı. No, bu dönem. Pekala çocuklar. Kim bu pislik ha? Ne, hayır. Ben değilim. Gerçekten çocuklar yapmayın pizza bu. Yani lisedeki gibi. Bir dahaki sefere hayal gücünüzü biraz daha çalıştırın. 5 kutu var Ryan. Hepimiz için bir tane. Hey Pedro, bunlar... Bu pizzalar nereden çıktı? Ha? Ne? Dilimizi konuşamıyor musun? Ne berbat bir şey değil mi? Lanet olsun dostum. Hey, Lord! You're doing it!
Hayır, hayır! 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 Merhaba Bed, ben iş yerinden Ron. Nerelerdesin sen? Bed, ben Ron. İki gündür sürekli arıyorum seni. Umarım her şey yolundadır. Ofisi ara lütfen. Hey Bed, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ama bu şekilde iş yürümez. Artık gelmene gerek yok. Sana bir çek yollayacağız, tamam mı? İyi şanslar. Bed, umarım sensin. Ben Jesse. Grace Arbor'dan. Dinle be. Sana Jimmy ile ilgili kötü haberlerim var. Üzgünüm, tamam mı? Kızları korkutmak istememiştim. Kızları korkutmak istememiştim. Tam bir saçma. Neden bana söylemedin? Bu gizli bir bilgiydi Ryan, tamam mı? Eğer Jimmy'nin göğüs parçası gibi ızgara yapıldığı haberi yayılırsa bütün şehir çılgına dönerdi. Yani dışarıda hasta bir pislik var dostum. Biri telefonumu çalmış. Ne? Bak, neler olup bittiğinden emin değilim, tamam mı? Bir yerde unutmuş olmalısın. Arabanı falan kontrol Hayır. ettin mi? O lanet şey bana bağlıydı dostum. Vize salonunu aradı. Biri benim adımı ve benim telefonumu kullanarak o pizzaları sipariş etmişim. Lanet olası. Bana her şeyi anlatmaya başlasan iyi olur, tamam mı Blake? Tamam. Ciddiyim. Tamam. Artık şu polis saçmalıkları yeter. Hey Blake. Biri kafamızı karıştırmaya çalışıyor. Nathan'la konuştun mu? Hayır, Nathan'ı boş ver. Lanet olası bir sentik.
Kim arabamın yerini değiştirmiş? Mı geçiyorsun? Biri kredi kartında $1000 harcama yapmış. Biri arabamı başka bir park yerine götürmüş. Biri evime bir erkek göndermiş. Bu postayı bugün aldım. Lanet olsun, neden telefonumun sende olduğunu söylemedin ha? Bir şeye karışıp karışmadığımızı anlamak zorundayım. Hedef biziz Ryan. Şu anda neler olduğunu anlıyor musunuz? Hedef biziz derken neyi kastediyorsun? Jimmy kötü bir kumar borcu yüzünden öldürülmedi ve Blake bunu biliyor. Jimmy Brandon Booth'la aynı gün öldürüldü. Onu hatırlıyor musunuz? 3 yıl önce aynı gün, 5 Haziran. Biri Sandy plajında neler olduğunu biliyor. Biri bizim olaya karıştığımızı biliyor. Hayır, bu imkansız. Orada kimse yoktu. O Beth. Beth orada değildi. O Beth. Beth oradaydı. Beth şehir dışındaydı. Bunları kendi başına yapmış olamaz. Tamam, belki birini bulmuştur. Beth eşek şakasından hoşlanmaz. Çocuklar. Blake. Neler oluyor? Polis Jimmy'yi öldüren kişinin liseden biri olduğunu düşünüyor. Kim? Neden? Bilmiyorum. Jimmy pek çok insana bir sürü berbat şey yaptı. Yani polis Sandy Plaşı hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hı? Hayır. Ne kadar şanslıyız ki Amerika'nın en iyileri 2 ile 2'yi toplayamaz. Güzel. Biz bir şey yapmadık. Sandy Plaşı Jimmy'nin hatasıydı. Hayır. Biz de soruşturmaya engel olduk. Hatırlıyor musunuz bunu? Yalan söyledik. Bu cinayetteki bütün suç bize kalır. Kasıtsız adam öldürme. Hey çocuklar, bence burada silahı atlıyoruz. Tamam, dinleyin. Jimmy'yi Brandon'la ilişkilendiren hiçbir şey yok ortada. Elbette ilişkilendirilirler. Lanet olası ahmak. Onlar aynı gün öldürüldü. Çocuklar, ya biri bizi izliyorsa? Ya bu kişi bizi izliyorsa ne yapacağız? Bunun da baş edemem. Ya da Jimmy'yi her kim öldürdüyse bizi de öldürmeye çalışacaksa. Midem bulanıyor. Kesin şunu. Sen iyi misin? Peki ya Blake'e ne demeli? Keskin nişancı şerif. Pizzaları kim ısmarladı? Canın cehenneme rağmen. Hayır, pizzaları kim ısmarladı? Gözüm kör, mesleseni lanet olsun. Soruna cevap vermeyeceğim. Kim çekil başımdan. Aa! Hepiniz sakin olmak zorundasınız. Seni var ya. Çocuklar, bırak beni. Çocuklar, şu anda kavga etmeniz hiçbir işe yaramaz. Lanet olsun Nathan, çekil yolumdan. Kesin. Canın cehenneme, elinde hiçbir ipucun yok. Sen neler söylüyorsun ha? Her şeyi berbat ettin. Tamam mı, ben yapmadım. Sakin olun. Bu kadar yeter. Her şeyi berbat etmedim ben. Daha iyi bir pisliksin sen. Lanet olası. Her şeyi mahvedecek bilmiyorum ben. Neler oluyor? Merhaba. Ben evet. Önceki yılların lise yıllıklarını arıyorum. Kaynaklar bölümünde. Arka bölümde duvara karşı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pekala. Bu da değil. Buldunuz mu? 2010. Burada değil. Ön tarafa bir bakalım. Nathan Nesbitt, bilim kulübü. Jimmy Edwards, drama kulübü süperstar. Takım kaptanları. Yürü takım. Liam Rivers? Evet. Grace Arbel gazetesi. Karışıklık için kusura bakmayın. Birkaç saat içinde baskıyı yapmak zorundayız. Kardeşim hakkında bir makale yazmıştın. 3 yıl önce Sandy plajında öldü. Brandon Booth. Brandon Booth. Onu hatırlıyorum. Boğulma kazası. Bilmek istediğin ne?
Bu konuda neler söyleyebilirsin? Kasabanın son derece şaşırmış olduğunu. Kardeşi olduğunu mu söyledin? Harikaydı be. Hiç kimse bunu bilmeyecek. Ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu, tamam mı? Bu bir kazaydı. Reis Harbour'a hoş geldiniz. Tanrım. Çocukken koruyucu ailenin yanına verilerek ayrılan kardeş kardeşini aramaya geliyor. Onu aramaya geldiğinde kardeşinin öldüğünü öğreniyor. Bu müthiş bir hikaye. Bir makale yapmak ister misin? Brandon öldüğü gece biriyle birlikteydi. Bu doğru mu? Bir bakayım. Bu uzun zaman önceydi. Evet, bir kızla beraberdi. İyi bir çocuktu. Olaylar onu tam anlamıyla yıkmış gibi görünüyordu. Onun adı neydi? Rebecca. Belki adı Beth. Yıllığın kadrosunda birlikteydik. Aman Tanrım. Özür dilerim, seni korkutmak istememiştim. Hayır, hayır, ben sadece... Biliyorum, biliyorum. Tıpatıp ona benziyor. Ben Liam. Brandon'ın kardeşi. Brandon'ın. Brandon hiç kardeş var olduğumu bile bilmiyordu. Biraz konuşabilir miyiz? Sen Beth'sin değil mi? Yıllıkta fotoğrafını görmüştüm. Aa, gerçekten kötü bir zaman. Tamam. Evet, ben anlıyorum. Elbette. Birkaç günlüğüne kasabada olacağım. Bekle, izin ver. İşte numara. Brandon'la ilgili birkaç soru sormak istiyorum. O neye benziyordu? Yapmayı sevdiği şeyler nelerdi? Gerçekten gitmek zorundayım. Seni korkutmak istememiştim. Jesse anahtarlarını bıraktı. Merhaba Helen. Ne istiyorsun? Ben hiçbir şey istemiyorum. Sana sadece üzgün olduğumu söylemek istedim. Helen, senden özür diliyorum. Tamam mı? Üzgünüm. Benim annem doktorların yazdığı sahte mektubu okudu. Annenin AIDS virüsü taşıdığını düşünmesi nasıl bir şeydir biliyor musun sen? Bu kadar drama yeter Helen. Sadece eğlenmek içindi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gerçekten hasta olduğumda herkese bana kusurlu kan nakli yapıldığını söylemek eğlenceli bir şey. Lisedeydik Helen. Aptalca şeyler yapılırdı. Özür dilerim.
Gerçekten. Umarım ölürsün. Umarım senin başına gerçekten korkunç bir şey gelir. Sen acımasız ve zavallısın. Üzgün olduğunu söylemeyi bile hak etmiyorsun. Her şey yolunda mı? Merhaba. Merhaba. Jimmy'ye ne olduğunu biliyorum. Benimle nehir kenarındaki eski fabrikada buluş.
Merhaba Jesse, ben Black, mesajını aldım, yola çıkıyorum. Burası Lincoln 1 Mary. Ben 17 servis dışıyım. 17 servis dışıyım. Anlaşıldı Lincoln 1 Mary. Neydi böyle, lanet olsun. Ya lanet olsun. Böyle. Birkaç bayıltıcı. O iyi. Bu tehlikeli Jimmy. Zalimce. O sana bir şey yapmadı. Yapmadı mı? Kampüste her yerde seni takip ediyor. Ah, yapma. Senin küçük süs köpeğin gibi. Evet, yarın sabah kendini online izleyene kadar bekle. Ah. Kazmaya başla. Hadi Beth. Bu benim son şakam, yemin ederim. Lütfen. İşte benim kızım. Tamam. Bence çukuru buraya kazmalıyız.
Sonra da onu içine atacağım. Koşmasını söyler ve Jesse? Yani Jesse bu akşam seninle hiç konuşmadı mı? Hayır. Çalıştığı yere anahtarlarını mı bırakmış sadece? Aynen öyle. Nereye gittiğini söylemedi mi? Ne yaptığını ya da? Hayır. Eski bir sınıf arkadaşını, ona şaka yapmış olabileceği birini görmeye gittiğinden hiç bahsetmedi mi? Şaka da ne demek oluyor? Lisede bir şeyler yapmış olabileceğini düşünüyorsunuz. Black lisedeyken birinin onu incitmek istemesine neden olacak bir şey yaptı mı? Didn't appreciate their sense of humor. Burada kalmak güvenli mi? Grace Harbor'da hiçbir yerin güvenli olduğunu sanmıyorum. Lisedeyken kimseye bir şey yaptın mı? Hayır. Güzel. Kapını kilitlemek isteyebilirsin. Grace Harbor'da iki cinayet. Şerif, kurbanlar Grace Harbor Lisesi'nden mi? Hala cesetlerini teşhis etmekle uğraşıyoruz. Sizin için yeni bir bilgim yok. Şimdilik tüm söyleyebileceğim bu. Teşekkür ederim. Kaç yılında mezun olduklarını söyleyebilir misin? Hayır Jack, yapamam. Edward davasıyla ilgili olduğuna dair elinizde bir şey var Boşuna mı? Boşuna zorlama Jack. Pislik. Ve siz de izlediniz. İki kurbanın Grace Harbor Lisesi'nden olduğuna dair bir açıklama yok. Ben Mara Simon. Yeni haberleri iletmeye devam edeceğim. Pekala, elimizde ne var? Ronald Wallace... Şu banyodaki çocuk mu? Tamam, harika. Helen Gümond'a ne dersin? O çalışıyordu. Mesaisinin kaçta bittiğini kimse bilmiyor. Onu da listeye koy. Tamam, pekala. Elimizde kim var? Debbie Simmons, Rita Snelling. Erkeğe ihtiyacımız var, erkekler. Timothy Taylor, Bruce Butler, Donald Buckley. Size inanamıyorum. Tess ve Black öldürüldü. İkinizin sorunu ne böyle? Dinle Courtney, polise gidemeyiz. Tamam mı? Ve onlara Brandon'a ne olduğunu anlatamayız. Bundan kurtulmanın tek yolu cinayetleri kimin işlediğini bulmak. Bet gelmiş.
Tanrım, benim en iyi arkadaşım da o. Nasılsın Beth? Hiç sorma. Peki neler oluyor? Şerif dün gece Jesse'nin evine geldi. Şerif Morello. Grace Arbor'dan birinin intikam aldığını düşünüyor. Demek dün 2010 yılının yıllığına bakmak istedi. Doğru. Ve sen de burada olmadığını söyledin. Hayır, burada değildi. Kaynak kitapların kimseye verilmemesi gerekir. Brandon hakkında bir şey sordun mu? Hayır. Bu konuda bir şey söylemedin. Sadece ona Ronald Wallace'a kestane fişeği patlattığınızı söyledim. Bir liste yaptık. Evet, lanet okulun yarısı var. Şu öğretmene ne dersiniz? Hani slide projektörüne kötü bir film koymuştuk. Richards mı? Hayır, onlar seri katil değildir. Hayır dostum, Dahmer'e ne dersin onu hatırlıyor musun? Doğru. Onu da listeye koy. Başka birini düşünemiyor musun Ryan? Bir şey yapmış olabilir misin? Koç Novaska'ya ne dersin? Ne yaptın ona? Futbol bursunu imzalaması için ona şantaj yaptı. Ne? Biliyor musun? Şimdi bunun zamanı değil. Lanet gerçekten. Olsun, tam da zamanında. Onu yapmadığını nasıl biliyorsun? Çünkü biliyorum işte. Ryan. Sen ne yaptın? Ah, lanet olsun. Bak, Koç Novatska ile birkaç fotoğrafını çekmek için Courtney'i kullandım. Onunla birlikte iken arabaya bir kamera yerleştirdim ve üstünü çıkarttı. Bütün yaptığımın bu olmasını dilerdim. Ah. Şüphesiz tam anlamıyla mahvedildim. Bunu yapmak zorunda değildin Kort. Ryan, sen benim erkek arkadaşımdın, tamam mı? Ve üniversiteye gitmeni istiyordum. Peki ya sen? Onun hakkında endişelenecek bir şey yok. Brandon öldü. Tam olarak değil. Brandon'ın ikiz kardeşi var. Şu an Grace Arbor'da ve onunla ilgili her şeyi bilmek istiyor. Lanet olsun. Merhaba Bobo, mavi çocuğun yaşına ihtiyacım var. Jimmy Edwards, 22 yaşında. Kaç yılında mezun oldu okuldan? 2010 yılında. Hey, Sandy plajında boğulan çocukla ilgili neler var? Mezun olduğu yılı biliyor musun? Bu mide bulandırıcı dostum. Tabii, ne yapmamızı önerirdin Nathan? Polisi aramak mı? Oda 122. Harika, 5 dakika içinde oradayım. Bunu yapmak zorunda değilsin Beth. Ben iyiyim, tamam mı? Ben iyiyim. Görüyorsun işte, o iyi. Tabii içeri girecek olan sen değilsin. Nathan, ya adam olsa? Ben iyiyim, bunu halledebilirim. Sesi nasıl geliyordu? Bence beklediği bir şey yok, sadece konuşmak istiyor. Tamam. Peki ya bir şey bulursam? Cinayet silahı gibi. Ne yapması gerektiğini düşünüyorsun. Bu harika. Onu lanet olası bir seri katilin odasına gönderiyorsun ve ne yapması gerektiğini bilmiyorsun. Hey, bekle. Pekala, belki de Nathan haklıdır. Belki oraya gitmemelisin. Hayır, gitmek zorundayım. Yapmak istiyorum. Peki ya katil olsa? Öldüğü ortaya çıktığında katil ne olduğunu anlamış oluruz. Rahatla Nathan. Bu adam kendi otel odasında güpegündüz onu kesinlikle öldürmez, tamam mı? Buraya geleceğini düşünmemiştim. Neden böyle söylüyorsun? Garip bir motel, garip bir kişi. Pekala. Brandon hakkında ne bilmek istiyoruz? O nasıl biriydi? O çok cömert biriydi. Nazikti.
Akıllıydı. Gerçekten akıllıydı. Okumayı severdi. Bir gün yazar olacağını düşünürdüm hep. Gerçekten mi? Brandon'ın bir şeyleri görme yolu farklıydı. Gülmeyi severdi. Mizah duygusuna sahipti. Karanlık ama o çok umut doluydu. Yanında olmaktan hoşlanmamın nedeni buydu. Onun yanında olduğum zaman hep mutlu hissederdim. Sen onun kız arkadaşıydın. Başka biriyle daha görüşüyordum. Bunu sormamda sakınca yoktur umarım. Yüzmeye gittiği gece ne oldu? Yüzmeye gittiği gece mi? Ben ona gitmemesini söyledim. Dip akıntısı gerçekten çok güçlüydü. Yine de yüzmek istedi. Geceydi. Ah Tanrım. Çok korkunçtu. Üzgünüm. Üzgünüm, ben üzgünüm. Son zamanlarda çok gerginim. Seni suçlamıyorum. Çok uzun sürdü. Ben içeri gireceğim. Nathan, biraz bekledik. Hey. Beth, sen iyi misin? Ryan, birkaç günlüğüne kasabadan ayrılıyorum. Üzgünüm. Sen nesin? Bak, halletmem gereken bazı işlerim var. Buradan gitmeliyim. Başka bir yerde hiçbir işin olamaz. Tamam. Planımıza sadık kalıp hepimiz aynı yerde olmalıyız. Eğer böyle yapmazsak her şey mahvolacak ve öleceğiz. Tamam. Ryan, olup bitenler beni gerçekten çılgına çevirdi. Tamam mı? Numaram sende var. Kork. Olamaz. Lanet olsun. Dün gece iki kişi öldürüldü. Onları tanıyor muydun? Sanırım gitmeliyim. Hey, her şey yolunda. Bir şey unutmadın mı? Ben sadece... Hey. Cep telefonunu unuttum. Teşekkür ederim. Bak. Kolay olmadığını biliyorum. Ama şimdi Brandon'ı biraz daha iyi tanıdığımı hissediyorum. Arkadaş olarak sana sahip olduğu için gerçekten özel biri olmalı. Teşekkür ederim. Tamam. Buralarda kendinizi oyalamak için neler yapıyorsunuz? Ah Tanrım. O kadar uzun zaman oldu ki artık bilmiyorum. Akşam yemeğe çıkmak ister misin? Benden. Moore'un Bar'ı denilen bir yer var. Cadde üzerinde. 8'de. 8 harika. Harika. Pekala. Tamam. Kendine dikkat et. Ederim. Şey... Aa, evet, ben onu kilitlemiştim. Teşekkür ederim. O değil. O katil değil. Peki bunu nereden biliyorsun? Çünkü tıpkı Brandon gibi. Sterling'e hoş geldiniz. Şehir sınırı.
Liam, Grace Harbor gazetesinden Jack Mayer. Kardeşinle ilgili çok ilginç bulabileceğin bazı bilgiler elde ettim. Beni ara. Oldu işte. Evet. Hiçbir şey Jack'ten kaçamaz. Bir saniye lütfen. Telefon sana. Bay Richard. Ben Grace Arbor Lisesi'nden Nathan Nesbitt. Dinleyin, slide projektörünüze o tür bir film koyduğum için özür dilemek istiyorum. Bu son zamanlarda canımı çok sıkmaya başladı. Ronald. Bir saniyen var mı? Biz de işte tam buradaki bu küçük donukluktan kurtulmaya çalışacağız. Hiç anlamayacaksın.
Resmen hediye gibi paketlenmiş. Ne o dostum. Tam hoşlandığım tipte. Pekala. Merhaba. Burada mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne mi yapıyorum? Ateşli kız konuşması için havaya giriyorum. Gerçekten mi? Ateşli kız mı? Evet. Ne hoş. Şimdi bana bak. Aa, sana bakıyorum. Hayır, bana bakmanı istiyorum. Neden? Kim olduğunu görmek için mi? Öyle bir şey denilebilir. Bakıyor musun? Evet, ruhunun içine ediyor. Güzel. Şimdi en tepeden konuşmaya başla. Hey, bunu sevdim. Biraz rol yapıyoruz ha? Başla. Pekala. Barda iki yabancı. Tam tepeden. Pekala, işte başlıyoruz. Merhaba. Burada mı yaşıyorsun? Muhteşem. Şimdi gerçekten bana bakıyorsun değil mi? Aa, konuştuğumuz gibi hayali olarak seni soyuyorum. Harika. Evet. Çünkü yeryüzünde yaşayan son canlı olsaydın bile senin ne olmazdın? Bu kadar ciddiye alma. Yatakta berbatım. Haftada iki kez terapiste gidiyorum ve ilaç tedavisi görüyorum. Uyardığın için teşekkürler. Lanet olası pislik. Bu da neydi? Ah. Ne var dostum? Bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok. O tamamen senin. Hadi gidelim buradan. Vay canına. 4 saatten sonra kurtarmaya gelen beyaz atlı prens değil mi bu? Üzgünüm. Bazı şeyler almak zorundayım. Önemli olmalı. Brandon hakkında konuşmalıyız. Bunun için burada olduğumuzu sanıyordum. Hemen. Tanrı aşkına Şerif, az önce hepsini gördüm. Çok kötü. Bu resepsiyon görevlisi. Lanet olsun. Daha da iyisi var. Odadaki şeyi görene kadar bekle. Kızın adı Courtney Brennan. Grace Arbor'dan. Hey, gelenlere bak. Evet işte geliyorlar. Geliyorlar. Buradalar. Fislikler. Hey dostum. O kız uğursuz. Arabaya bin. Evet dostum, o kahrolası evet, bir diyorum pislik. Bunu. Hey, hemen arabaya bin. O bir pislikse bu seni ne yapar? Sana söyleyeyim. Seni de kahrolası pislik herif yapar. Evet. 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 Sen bana ne dedin? Ho ho. Sana aynen öyle dedim. Hadi. Hadi. Doğru başla oldu dostum. Hadi. Gel hadi, senin hadi. Canını okuyayım hadi. Ah. Ah. Hadi. Yakala. Hadi. Hadi gel buraya. Ah. Aşağılık herif. Pislik. Anahtarları ver. Anahtarları ver dedim.
Ne yapıyorsun Bana karşı sen? Dürüst davranmadın Beth. Jack Meyer adını duydun mu hiç? Bir muhabir. Yetersiz biri ama söyleyecek oldukça ilginç şeyleri vardı. Neden bana Brandon'ın öldüğü gece hap aldığını söylemedin? Benden istediğin nedir? Bu olay 3 yıl önceydi, tamam mı? Unuttum. Neden yüzmesine izin verdin? Çünkü o sırada hap aldığını bilmiyordum. Sana inanmıyorum. Bak, sana bir şey borçlu değilim. Ona borçlusun Beth. Sen onun arkadaşıydın. Bunu görüyor musun? Cüzdanım sanki ilaç dükkanı gibi. Tanıdığım herkese söylemiyorum. O da bana hiç söylemedi. Onun öleceğini bilmiyordum, tamam mı? Öleceğini bilmiyordum. Bu gece. Haberlerde çıktı. O olduğuna emin misin? Courtney kasabadan ayrıldığını söyledi ve Sterling'de biri öldürüldü. Bu o. Peki ikiniz gece neredeydiniz? Nathan? Brenda'nın erkek kardeşi onu geri getirmeyecek Beth. O kadar da iyi değilsin.
Sen gerçek bir ölüm makinesisin değil mi Liam? Dün gece neredeydin? Gece neredeydin? Bu kasabadaki insanların neyi var böyle? Dün gece eğlenmek için ne yaptın? Bu durumun seni harika bir şüpheli yaptığını kabul etmelisin. Bu Brandon'dan. Biz karşılaşmadık ama lisedeyken birbirimize yazardık. Sonra mektuplar kesildi ve nedenini bilmiyorum. Hadi durma. Oku onu Beth. Senden çok fazla bahsediyor. Grace Harbor'a neden geldim biliyor musun? Bir yerlerde bir ışık olduğunu bilmek istedim. Bu belki de Brandon'ın benden daha iyi bir hayatı olmasıydı. Şimdi her şey bana çok açık geliyor. Aşkı nasıl bilirim? Aman Tanrım. Onun için ölebileceğimi düşünüyorum. Liam! Liam! Dostum sana ulaşmaya çalışıyordum. Nerelerdeydin? Sakin ol dostum. Sterling'e gittim. Koç Nowatzka ile konuştum. Koç Nowatzka mı? Evet. Ondan özür dilemem gerektiğini düşündüm. Did a lot of asshole things too. He's cool. Bir sürü kötü şey yaptığını söyledi ama iyiydi sonuçta. Cesedini çıkardıklarını gördüm. Dostum Brandon'ın kardeşi. Şuna bir bak. Gerçek adı Liam Bennett. Hem annesi hem de babası tarafından taciz edilmiş. 3 yıl kadar da Bodrum'da tutmuşlar. Dostum babasının alt tüfeğini almış. İkisini de öldürmüş. Sonra kendi göğsüne ateş etmiş. Ama hayatta kalmış. Yaşı küçük olduğu için mahkemeler tarafından aklanmış. Muazzam bir psikolojik danışmanlık görmüş. İşte katilimiz bu. Brandon'a ne olduğunu biliyor. Bizim karıştığımızı da biliyor. Beth. Ona anlattı. Lanet olası Beth ona anlattı. İçeriden erişim ve tutuklanması üzerine bir kapak hikayesi istiyorum. Anlaştık mı? Onun adı ne Jack? Bana bir saniye ver. Onun adı Liam Bennett. Neyi tarafından geliyor? Otoyoldaki motelde kalıyor. Aşağılık herif! Jack! Jack orada mısın?
İster misin? Liam benim Bet. Konuşmak zorundayız. Liam kapıyı aç. Burada kalamazsın. İnan bana güvenli değil. Hadi. Burası 8 David 4. Jack Mayer durumunu kontrol etmek için bir birimi 713 Whitney Bulvarı'na gönderin. Ben otoyoldaki motele doğru gidiyorum. Ulaştığım zaman size bilgi veririm. Lanet olası Beth. Ona zaten hiç güvenmemiştim. Ryan, Ryan! Lanet olsun. Lanet olsun o dostum. O nereden geldi? Tanrım. Bu şerif. Neredeyse şerife çarpacaktık. Lanet olsun. Gitmek zorundayız. Buradan hemen gitmek zorundayız. Benim değil. Oraya ben koymadım. Benim değil. Hadi gidelim. Hadi gidelim buradan hemen. Çabuk. Biri bunu odama koymuş. Kim be? Nerede kaldığımı bilen tek kişi sensin. Düşünmemiştim. Yani onları getirdim çünkü senin... Nathan ya da Ryan. Aman Tanrım. Sterling'e neden gittin? Koç Nowatzka'yla konuşmak için, tamam mı? Bana inanmıyor musun? Ara onu. Lanet olsun dostum. Artık kime inanacağımı bilmiyorum. Nathan seni öldürmek isteseydim listemdeki ilk kişi sen olurdun. Sana olanları biliyorum. Sen de plaja girişin. Arabadan dışarı çık Bet. Terapide oynadığımız bir oyun vardı. Onu biliyor musun Bet? Hadi bunu yapabilirsin. Olanlar için üzgünüm biliyorsun değil mi? Hepimiz mahvolduk. Daha bitirmedim Beth. Psikiyatrlar iyileşmemde önemli olduğunu düşünüyorlardı. Adına tekrarlı ilişki deniyor. Travma anını yeniden yaşıyor ve her şeyin başladığı yere dönüyorsun. Hayal edebiliyor musun? Çoğu çocuk futbol oynayıp balolara gider. Bense ruh sağlığı adına beni okşayan...
saati 10 dolarlık terapistlerin analiz ettiği hayallere sahip oldum. Nerede oldu Beth? Liam, ben... Nerede? Did it happen? Right there. Worst part about killing your parents is. Bunu bir düşün Beth. O suçluluk. O canavarların yaşamlarına son verirken aslında suçluluk hissettim. Suçluluk çok berbat değil mi? Hayallerini, rüyalarını, lanet olası ruhunu kemirip durur sürekli. Geceleri uyumakta zorluk çekiyor musun ben? Ona ne yaptın? Sadece bir şaka olması gerekiyordu. Jimmy Brandon'ı kıskanıyordu. Ona partide hap verdikten sonra kuma gömdü. Sadece bir saat bilinçsiz halde kalması gerekiyordu ama uyuyakaldık ve gel git geldi. Pekala Beth. Sanırım geriye yapacak tek bir şey kaldı. Bunun için gerçekten... Seni polise götüreceğim. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Seni bilgilendirmek istemem ama ciddi bir güvenilirlik sorunu. Ailesini öldüren dengesiz psikopat kardeşinin intikamını alarak bu şekilde şeytanlarını temizlemek mi istiyor acaba? Polislerin gerçekten sana inanacağını düşünüyor musun? Bana inanmak zorundalar. Ona inanacaklar. Artık bunu yapamam. Artık sır saklayamam. Beth, biraz fazla dramatize ettiğini düşünmüyor musun? Hı? Hepimizi içeri tıkıştı. Özellikle de seni Beth. Sen oradaydın. Başından beri gerçeği söylemeliydin. Hadi Beth. Arkadaşlar görüşürüz. Size iyi bir hayat dilerim. Lanet olası korkaklar. Bunu iki kez düşünmelisin. Tanrım Ryan. Ne yapıyorsun? Sen buna karışma Nathan. Gerçek rengini mi gösteriyorsun Ryan? Kapat çeneni pislik. Neden bütün arkadaşlarını yolundan çektin Ryan? Birinin çatlak vereceğinden mi korktun? Birinin Brandon hakkında gerçeği anlatacağından benimle mı korktun? Benimle oyun oynama. Jimmy parçaladığın ilk kişiydi değil mi? Brandon'ın suçluluğunu alamadı. Yani yine kendi içine dönecekti. Ama bunu yapamazdı. Hayır, Jimmy'yi öldürmek zorundaydı. Ama sonra Blake, Jesse ve Courtney'yi de öldürmek gerekti. Bir kelime daha et, yemin ederim seni öldürürüm dostum. Sen mi yaptın Ryan? Bu işe karışma Nathan. Ryan sen mi yaptın? Ne düşünüyorsun dostum ha? Aman Tanrım.
At silahını! Silahını yere at! Demek Grace Arbor'da işler böyle dönüyor. Son kez! Ellerini başının üstüne koy ve silahını yere at! Sakin ol. O değildi. Ah, o değildi. Silahını indir. Tanrım, imdat! İmdat!
İmdat! İmdat! Helen? Aa, merhaba. Bates'in, doğru mu? Burada mı çalışıyorsun? Part time. Lokantada işler gerçekten çok yavaşlamıştı. Umarım daha iyisindir. Sinetürk.co Blake lisedeyken birinin onu incitmek istemesine neden olacak bir şey yaptı mı? Başka birini düşünemiyor musun Ryan? Bir şey yapmış olabilir misin? Koç Domatka'ya ne dersin? Şu öğretmene ne dersin? Richard mı? Onlar seri katil değildir. Eski sınıf arkadaşlarını görmeye gideceğine dair bir şey söyledi mi? Biri ona şaka yapmış olabilir mi? Bıraktığın için teşekkür ederim. Sana minnettarım.
güvenle geldiğinden emin olmak istedim. New York'a geri döndüğünde ne yapacaksın? Muhtemelen iş bulurum. Sana iyi şanslar. Dinle, işte benim kartım. Eğer konuşmak istersen. Bildiğim her şeyi anlattım Şerif. Umarım öyledir Beth. Gerçekten öyle umarım. Biliyor musun, buraya geldiğimde büyük şehirden uzaklaştığımı düşünmüştüm. Balıklarımı yakalayacaktım. Karımı istediği yere götürecektim. Bunu her kim yaptıysa umarım bir daha Grace Arbor'a adım atmaz. Sana iyi şanslar Beth. Teşekkür ederim. Thank you.